Evet, ne güzel burada olmak. Hayatımın en heyecanlı günlerinden birisini yaşıyorum. Az önce oturduğum yerde şunu düşündüm. Daha geçen hafta Dublin'de konuşurken, şimdi kendimi TEDx konuşmacısı olarak gördüm. Bunu o kadar çok hayal etmiştim ki, bir TEDx konuşması hayatımın hiçbir döneminde olamamıştı. Çok yaklaştığım zamanlar olmuştu ama onun için Atatürk Lisesi size minnettarım. Meryem beni aradığında belki de hayatımın en güzel davetini aldım. Ben sizi bu kısa sürede Niğde Aksaray Topakkaya'dan Boston'a götüreceğim. Oradan Kahramanmaraş'a bir ara döneceğiz. Sonra Van'da biraz vakit geçireceğiz. Yale Üniversitesi'ne gideceğim. Size kendi hayatımı anlatacağım. Ama anlatırken önce hem okul müdürüm, yöneticilere, Benel hocama, sevgili öğrencilere, onlarla tanışma fırsatı buldum. 2 yıldır hayat kurtarmayı beraber çalışıyoruz. Biraz kendi hayatımı anlatacağım ama içinde bol da bilgi olacak. Ve de bütün bunları kalan 16 dakika içerisinde bitirmeye çalışacağım. Aslında bir konuşmacı için en zor saat 12. Kan şekerleri düşük, dikkatler dağınık, akıl kahve molasında, esneyenler bol, diyabetliler çok, salonda 100 kişi varsa 20'sinde insülin direnci olduğunu biliyorum. İnsülin direnci deyince bana vizyon veren Mark Spitz var. Olimpiyat şampiyonu, 1972 olimpiyatlarının 7 altın madalyalı şampiyonu. Muhteşem bir hikayesi var. Ben de o yıllarda lisede yüksek atlıyorum. Sırıkla yüksek atlıyorum. İyi de derecelerim var aslında. Mark Spitz tip 1 diyabetli. Hem insülin yapıyor, hem reflüsü var. Kendisini tanımaya başlıyor. Kendisini tanıdıkça ne zaman performansının düştüğünü, ne yaparsa, insülini ne zaman vurursa başarılı olduğunu, ne zaman başarılı madalya kazanacak hale geldiğini daha 20'li yaşlarda öğreniyor. Kendisini tanıyor. Kendimizi tanımamız, bilmemiz, vücuttaki belirtileri anlayabilmemiz o kadar önemli ki. O sayede hayatta kalabiliyoruz. İlk olimpiyat şampiyonu 7 dalda altın madalya aldı. Mark Spitz, yüzme dalında. Münih olimpiyatları. 2005 yılında Pekin'de Michael Phelps 8 altın madalya alana kadar bir olimpiyatta en çok madalya kazanan sporcuydu. Fanusunu kırmıştı. Tip 1 diyabeti vardı. O günkü koşullarda aslında eski teknolojiyle tedavi oluyordu ama yarıştan önce yemek yerse ağzına geleceğini biliyordu. Onun için birkaç saat önce yemeği öğrenmişti. Ben de hep onu taklit ettim. Yüzmedim ama sıçradım. İyi bir yüksekçiydim. 1979 yılında Amerika'da Northeast High School'a bir exchange öğrenci olarak, değişim öğrencisi olarak gittiğimde lisede Amerika'nın ilk iki yüksekçisiyle karşılaştım. Koçum bana sen çok kısasın dedi. Sen yüksekçi olamazsın dedi. Oysa 2 metreyi geçmiştim burada. Sıçramam çok iyi olduğu için. Sen dedi uzun atla bakalım dedi. Evet uzun atlamada da 6 metreyi geçtim. Ama o bana başarı getirmedi. Yıllar sonra Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın bir burs programı için mülakata gittiğimde Amerika'da ne yaptın sorusuna ki bakan o zaman Rıfat Serdaroğlu, müsteşar Aytun Çıray'dı. Onlara Amerika'da atletizm takımına girdiğimi anlattım. Başka dediler. Futbol oynadım. Başka? Annem Louise Waller çok iyi bir gönüllüydü. Aslında hazırlanmamıştım buna ama
Nedense mülakatta anlatma ihtiyacı duydum. Ne yaptın dedi gönüllü olarak annenle. Amerika'da Arkansas Little Rock'ta 1980 yılında o bölgenin en fakir insanlarıyla tanıştım. Annem bir hayır kurumunda çalışıyordu. Bugünkü o Excel dosyasını kağıt üzerinde yapıyordu. Ve benim işim fakir ailelere, evlere girip gözlem yapmaktı. Tuvalete giriyordum. Sabun var mı? Banyoda şampuan var mı? Kıyafetleri nasıl? Dolapta neleri var? Uzun bir liste dolduruyordum. Bunu anlattığımda bu hikaye beni Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın burslu hekimi olarak Amerika Mayo Kliniği'ne gönderdi. Ve bir yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri'nde Mayo Kliniği'nde aile hekimliği ve acil hekimliği konusunda çalıştım. Acil birimin başındaki Fransız meslektaşım yıllar sonra beni Boston'a davet eden ekibin içerisindeydi. Evet, Nida Aksaray Topakkaya'da başlayan hikayem Boston'a gitti. Nida Aksaray Topakkaya'da mecburi hizmette. Bir yandan da tıpta uzmanlık sınavına hazırlanırken kış teneke soba var. Odun yakıyorum. Karbon monoksit zehirlenmesinden de korktuğum için çünkü sessiz, kokusuz bir gaz. Kolayca zehirlenebiliriz. Ölüp gideriz kimse anlamaz, intihar etti zannederler. Camı da açık bırakıyorum. Soba yanıyor, cam açık. Çok soğuk bir mevsim. Aralığın son günleri yine kapım çaldı. Her akşam olurdu bu. Koş! Doktor bey koş! Evladım ölüyor, yetiş! Onu kurtar! Ama nasıl bağırıyor adamcağız? Koş! Koş! Ateşler içerisinde. Hemen kapının kenarında duran, hazır bekleyen çantamı kaptım. O yönde ben arkada. Yarım metreyi açtım. Bir kar var çevrede. Yol açmaya çalışıyoruz. Onun kapının önüne getirdiği traktörün arkasına bindim. Biraz kayıyoruz. Ben de biraz tutunuyorum. Evine var. Nide Aksaray Topakkaya. Eski Başbakan Yardımcısı Medeni Berkin Köyü. İlk mecbur hizmet yaptığım yer. Evine girdik. Bir avlusu var. Üst katta yatak odaları var. Oraya yöneldim. Aa, bir baktım. Adamcağız girişte sola yöneldi. Bir başka yere gitti. Ahıra girdik. Kızım dediği yerde yatan bir inek. Ben bilmem dedim. Ben inek bakmayı bilmem. Ben onu muayene edemem. Bir yandan da kafamdan şunlar geçiyor. Ya böyle ciddi bir hastalık varsa, ya salgın olursa, orada karantina var. Karantina koşulları neydi? Ay, ben o derse girmemiştim. Yeni mezunum, karantina nasıl? Nereden okuyabilirim? Kime sorabilirim? Kapanmalı mı? Ne yapmalıyım? Bunları sorarken ben anlamam dedim. Bir veteriner hekim bulmalıyız. Dedi doktor bey bu saatte veteriner hekimi nereden bulacağız? Aksaray'a gidemeyiz. Yollar kapalı. Bak işte buna. Ben dedim nereden nasıl bakılacağını, nasıl muayene edileceğini bilmiyorum desem de bir yandan elimin sırtıyla eğilip muayeneye başladım. Gerçekten de ateşi yüksekti. Alev alev yanıyordu. Ben anlamıyorum desem de ya öksürüğü var mı? İshal oldu mu? Bugün değişik bir şey gördün mü diye bilgi almaya başladım. Hocam dedi hiçbir şey yok dedi. Birdenbire ateşlendi yattı dedi. Sen dedi böyle bir çocuğa, insana ne yapıyorsan aynısını yap dedi. Ve gerçekten yaptım. En büyük enjektör, içine depo penisilin, ateş düşürücü, vitamin bir yere sapladım. İttirdim. Gitti. Mutlaka dedim veteriner görmeli. Yarın sabah erkenden veterinere göstermelisin. Döndüm. Ertesi sabah saat 10.30-11 civarı poliklinik sırasında bu adamı elinde
iki bakraç yoğurtla görünce işlerin yolunda olduğunu anladım. Doktorun sunduğu hizmetin karşılığında yumurta, yoğurt gelen dönemleri yaşadım aslında. Çok da keyifli günlerdi. Evet. Veteriner hekime gitmiş, alıp onu getirmiş. Sabah veteriner hekim hastayı muayene etmiş. Tabii inek ayağa kalkmış ve veteriner demiş ki, doktor bey lütfen selamımı söyle. Ne yaptıysa, neye başladıysa onu 15 günlük tedaviye tamamlasın demiş. Böylece hayatımda ilk defa bir ineği kurtardım. Doğal olarak onun ailesini de kurtarmış oldum. Ve poliklinik defterlerimiz vardı bizim eskiden. O deftere hasta adı sarı kız, yaşı 3, tanısı üst solunum yolu enfeksiyonu, tedavi reçetesi verildi. Ve böyle bir hastam oldu. Bu hikaye yıllar sonra, Marmara depreminden sonra, ekip olarak, Türkiye Ağaç Tıp Derneği olarak, o bölgede gösterdiğimiz yararlı çalışmalar nedeniyle ve benim de dernek başkanı olmam nedeniyle Boston'da Amerikan Acil Hekimleri Birliği'nin onur üyeliği başarısını getirdi bana. Ve o ödülü almak için Boston'a gittiğimde karşımdaki 5000 kişiye ne anlatacağımı düşünürken sarı kızın hikayesini anlattım. Biz acil hekimleri herkesin hayatını kurtarmaya hazırız. Öyle ki bakın meslek hayatımın hemen başında böyle bir vakayla karşılaştım dedim. Ve çok büyük ilgi gördü. O kongrede Journal of Emergency Medicine bizim en prestijli dergilerimizden birisidir. Editör kendi köşesinde editör yazısı olarak bu hikayeyi yazdı. Sarı kız Topakkaya'dan bir kış günü benim karşıma bambaşka bir hikaye olarak geldi hayatım içerisinde. Aslında bambaşka hikayeler o kadar çok oldu ki hayatımda. 2011 Van depremi, Van Erciş. Depremden birkaç gün sonra bölgeye gittiğimde Japon bir hekimle arama kurtarma ekibinin lideri olan, aynı zamanda hekim olan Mikayase ile tanıştım. Mikayase yine sorumluluk alabilen, hayatını hiçe sayabilen, hayat kurtarmak için kendisini feda etmeye hazır olan meslektaşlarından bir tanesi. Yine bana vizyon verenlerden. Aynı Akimov gibi. O da Çernobil faciası olduğunda gece nöbetçi amir, büyük bir tesis, risk altında ama insanlar daha büyük bir risk altında diye düşünüp o tesisin sular altında kalmasını sağlayarak yüzlerce insanın kurtarılmasına neden oldu. Bir başka kahramanım da o. Mikayase ile tanıştım Erciş'te. Çok kısa bir konuşmamız oldu. Sonra İzmir'e evime döndüğümde şunu öğrendim. 2011 Van depreminden sonra bayram gelmişti. Bütün arama kurtarma ekipleri çekilmişti. Ama Mikayase kalmıştı bölgede. Gönüllüydü. Görevliydi ama gönüllüydü. Bayram otelde kalıyordu. 5.4 büyüklüğündeki bir artçıyla bayram otel yok oldu. Ve Mikayase'yi orada kaybetti. Ama Türkiye'de anıtı olan, dünyanın dört bir tarafında afet tıbbı, deprem konuşulduğunda hep anılan bir kişi olarak kaldı. O da benim hayat kurtaran kahramanlarımdan bir tanesi. Aslında hayat kurtaran kahramanlar deyince en başta şunu anlatmalıydım. Selahattin Ülkümen, soyadı Ülkümen. Ama benim dedeme, ismi veren dedeme ilham olan Selahattin Ülkümen. Antakya doğumlu, 1943 yılında Rodos'a atanıyor. Başkonsolos. Savaşın tam göbeği. Gestapo'nun Yahudilere nefes aldırmadığı bir dönem. Ülkümen, başkonsolos,
50 Yahudi'ye Türk pasaportu vererek onların hayatını kurtarıyor. Geçtiğimiz yıllarda İsrail'e, Hayfa'ya bir NATO toplantısına katıldım. Toplu yaralanma yönetimi konusunda görev almak için. Eğitime katılanlardan bir tanesi senin adın Ülkümen dedi. Evet dedim. Sen Selahattin Ülkümen'i tanıyor musun dedi. Biliyorum dedim. O benim babamı kurtarmış dedi Rodos'ta. Ve dünyanın ne kadar küçük olduğunu fark ettim. Hayat kurtarmaya başladığınızda dünya sizin için o kadar büyük hale geliyor ki. Sorumluluk alabilirsiniz. Kaçmayın. Sokakta yardıma ihtiyacı olan bir köpek mi gördünüz susuz kalmış? Ya da bir yaşlı mı gördünüz karşıdan karşıya geçmekte zorlanan? Ya da gözünüzün önünde nöbet geçirip yere yığılan birisini mi gördünüz? Ya da göğüs ağrısı çeken birisini mi gördünüz? Ya da Kahramanmaraş depremi mi, ona benzer büyüklükte bir depremle mi karşılaştınız? Mesleğiniz, işiniz ne olursa olsun. Durun, bakın, yardım edin. Size çok iyi gelecek. Bedeninize çok iyi gelecek. Çünkü bir insanı kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibidir. Hepinize sevgi saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun.